Çeşme'de her zaman her yaz yaşadığımız bir gerçek var. Yollar şantiyeye döner, yolların tamiri yapılır, kazılar yapılır ve bundan hep yakınırsınız. Bu sene nasıl? Her şey yolunda mı? Ya bu çok üzücü, bu konuda günler yaşadık. Yani son 3 senedir özellikle çok plansız, programsız kazılar oluştu. Yani kazılan yer yapılmayacaksa orası niye kazıldı? Veya bu sene kazdın, gelecek sene yapılacaksa niye kazdın? Allah hepimize akıl vermiş. Bu aklımızı kullanmamız lazım. Kazılıyor, sonra yapılmıyor veya geç yapılıyor, yapılıyor. Çünkü müteahhit diyor ki bu benim görevim işte kazmak, boruyu döşemek, geri kalan belediyenin görevi. Kendi arasında sorunları var bildiğim kadarıyla. Bu üzücü. Yani bu ciddi bir sıkıntı bu. Bilmiyorum yani ben bazı bölgelere gidiyorum. Önden kazı yapılırken ikinci gün borusu döşeniyor. Üçüncüsü gün dolgusu Örtülü. yani bir hafta içerisinde kazılan yerler hadi bir ay içerisinde tertemiz teslim ediliyor halka. Ama her nedense Çeşme'de de böyle, Seferihisar'da da böyle, gittiğim her Evet. yerde o kazıları görüyorum. Biz İSSU müdürümüzü de ziyaret ettik. Gürkan Bey galiba ismi öyle kalmış aklımda. Genç bir Evet. arkadaşımız. Fakat onların başka sıkıntıları da var. Onlar öne geçmiş durumda şu anda. Ama çok ümitliyiz. Lel Hanım bu konuda çok ciddi baskı uyguluyor. Cemil Bey'i de bu konuda sürekli sıkıştırıyor. Hani o güzel çeşmemizin tertemiz sokakları, Avrupa İsviçre standartında yolları, gezinebilir yolları, işte bakımları bahçelerin, parkların olacağını ümit ediyoruz. Bu da çok önemli. Bu da turizm için, tatilciler için ve Çeşme'de yaşayanlar için çok çok önemli. Mesela ben Dalyan'da oturuyorum. Dalyan'dan sahilini çok sevmeme rağmen sokaklarındaki o beton parkelerin işte dolu dolu yığın yığın daha hala yapılmamış ayağın bir oraya giriyor bir buraya giriyor yürümek sıkıntılı. Gitmek istemiyorum yani nefret ediyorum demiyorum. İnşallah bir gün düzelir de bu sokaklarda İnşallah. gezinebiliriz diyorum. Ufak tefek çalışmalar var ama Bu sizi rahatsız ettiğine göre oradaki turistleri, misafirleri de çok fazlasıyla rahatsız ediyordur mutlaka. her gün herkes bir şeyler yazıyor. Yazmakta da haklı. Belediye başkanımız sürekli mesaj yayınlıyor. İşte olacak, yapılacak diyor. Tabii ki 3 aylık bir dönemi geçtik şu anda. Artık halkın beklentisi de yükselmeye başladı. Hani verdiği süreyi, halkın bir süresi vardır her belediye Evet. başkanı. Görmek istiyor. Hadi Evet. artık diyor. İnşallah olacaktır diye düşünüyorum. Beklentimiz o doğrultuda.